Hallo, schönen Abend noch. Heute Abend können wir zusammen ein Modal verb müssen durchführen. Als Modal verb müssen. Ja, genau. Weiter. Ich gehe nach Hause. Das ist ein Satz als Präsenszeit. Ja, ich gehe nach Hause ins Türkisch eve gidiyorum. Şimdi biz bu tümceyi müssen'lı tümce haline dönüştürelim. Ich gehe nach Hause. Ya gehe diğer modal fiillerde olduğu gibi asıl fiil olduğu için sona gidiyor ama nasıl? Mastar halde gidecek. Yani gehen olarak. İh'e göre müssen'ın çekimi olan mus geldi. Evet, ikinci sıraya. Ich muss nach Hause gehen şeklinde tümceyi oluşturuyoruz. Mastar halde gehen fiili sona gitti ve müssen ihe göre çekim şekli olan muss ikinci sıraya geldi. Burada dikkat edeceğimiz konu singular yani tekil olan bölüm. Tekil olan bölüm u ile çoğul olan bölüm ü ile ifade ediyoruz. Anderer Satz. Du gehst ins Kino. Sinemaya gidiyorsun sen. Evet, gehst gene ne olacak? Sana doğru gönderiyoruz. Gehen'e dönüşecek. Du'ya göre. Evet, şimdi boşluğumuzu açtık. Gehen oldu. Ve du musst ins Kino gehen. Sinemaya gitmek zorundasın. Şekline dönüştü. Evet, böylece örneklerle müssen'ı açıklamayı uygun gördüm. Ya, weiter. Peter geht zum Konzert. Peter konsere gidiyor. Evet, ne yapacağız? Geht gene gehen olarak sona geliyor. Peter üçüncü tekil şahıs olduğu için es'teki mus tümceyi tamamlıyor. Peta konsere gitmek zorunda. Gene wir gehen in die Stadt zu Fuß. Şehre yürüyerek gidiyoruz tümcesinde. Bakalım müssen'la gitmek zorundayız şehre yürüyerek şekline dönüştürelim. Gehen sona gidiyor. Wir'in karşılığı olan müssen yerini alıyor. Wir müssen in die Stadt zu Fuß gehen. Yürüyerek şehre gitmek zorundayız şekline dönüşüyor. Bir başka örnek. Ihr geht heute Abend ins Restaurant. Siz bu akşam lokantaya gidiyorsunuz. Tümcesinde. Geht gehen olarak gene sona geliyor. Ihr'ın karşılığı olan müst yerini alıyor. Siz bu akşam restorana gitmek zorundasınız şekline dönüşüyor. Gene bir başka örnek Müslüman'a ilişkin. Du musst heute zur Schule gehen. Bugün okula gitmek zorundasın sen şekline dönüştü. Gene bugün okula gitmek zorundayım tümcesini oluşturacak olursak. Ich muss auch zur Schule gehen. Ben de okula gitmek zorundayım. Şekline dönüşüyor. Siz Almanca öğrenmek zorundasınıza dönüştüreceğimizde ihr'ın karşılığı olan müsst yerini alıyor. Ihr müsst Deutsch lernen. Gene bir başka örnek. Wir ein neues Auto kaufen. Biz yeni bir araba satın almak zorundayız. Wir müssen ein neues Auto kaufen. Siz Almanca öğrenmek zorundasınız gene. Ihr müsst Deutsch lernen. Frau Klein, kaufen Sie eine Armbanduhr. Bayan Klein, siz bir kol saati, armband ua
Satın alıyorsunuz cümlesinde bu sefer nezaket zisi yerini alıyor. Bayan Klein, siz bir kol saati almak zorundasınız, satın almak zorundasınız şekline dönüşüyor. Beta, ein paar Schuhe, bir çift ayakkabı satın almak zorundaya dönüşeceğinde gene muss. Eve, burada tabii eve gitmek, nach Hause, eve ifadesi var. Eve gitmek zorunda değilim ifadesi ortaya çıkıyor. Hani gehen yok ama yönelim söz konusu nach'tan dolayı. Bazen Almanca'da bu tarz tümcelere de rastlanabiliyor. Du musst das Haus putzen. Sen evi temizlemek, putzen, zorundasın şekline dönüştü. Sie bla bla etwas zu essen kaufen, Herr Müller. Nezaket formu görüyoruz her olduğu için ve dolayısıyla buradaki müssen buraya konuşlanacak. Sie müssen etwas zu essen kaufen, Herr Müller. Siz yiyecek bir şeyler satın almak zorundasınız Bay Müller. O da karantina var. Okay. Jürgen und Sabine, iki kişi söz konusu olduğu için onlar anlamına dönüşüyor. Yani şurada gördüğümüz müssen etwas zu trinken kaufen şekline dönüşecek. Jürgen ve Sabine içecek bir şeyler satın almak zorundalar. Wir müssen ins Restaurant gehen. Restorana gitmek zorundayız. Du musst nicht ins Restaurant gehen. Sen restoranta gitmek zorunda değilsin. İfadesi. Bakın bu sefer gehen var. Du musst nach Hause gehen, eve gitmek zorundasın şeklinde sunumuzu sonlandırıyoruz. Evet, modal fiillerden olan müssen, zorunda olmak, auf English must örneklerle açıklamaya çalıştık. Umarım kafamızda şekillenmiştir diyorum. Bir kez daha tekrar ediyorum. Tekil olan bölüm U ile muss, must, muss. Çoğul olan bölüm plural ü ile müssen, müst, müssen şeklinde dizimleniyor.